önden haşladığım 2 su bardağı kadar nohutu buradaki parçalayıcının içerisine atıyorum. En çok dikkat ettiğim şey humus yaparken bu nohutun üstünde böyle bir zar gibi bir katman var. Onu mümkün olduğu kadar şu zar gibi katman işte. Mümkün olduğu kadar önden dikkatlice ayıklamanızı isterim. Tahin geliyor. 2 su bardağı kadar nohutun içerisine yaklaşık böyle 4-5 kaşık kadar tahin ekliyorsunuz ki nimet yani. Müthiş güzel bir lezzet katıyor. 3 diş sarımsak. Ah atamadım. Atmaya çalıştım atamadım. 3 diş sarımsak bunun içerisine giriyor. 1 limonun suyu tamamen girdi içine. Çeyrek bardak kadar zeytinyağı. Şöyle göz kararı koyuyorum bak. Çeyrek bardak. 3 yemek kaşığı kadar da su ekleyeceğim. Tuzunu ekleyeceğim. Şöyle. Karabiberini ekleyeceğim. Ve olmazsa olmaz gönüllerimizin baş tacı, mutfaklarımızın bir tanesi, tezgahımın en ön sıralarında böyle güzelce yer alan kimyonumuzu ekleyeceğiz efendim. Kimyon konusunda sizi serbest bırakıyorum. Şöyle doluca bir kaşık kadar ekleyin. Mümkün olduğu kadar pürüzsüz bir kıvam aldırana kadar çekeceğiz. Olayımız bu. Bu aslında böyle gayet güzel ve yenilebilir bir kıvamda. Ama birazcık daha pürüzsüz, birazcık daha bu var olan gövdeli yoğunluğunu kırmak adına bunun içerisine azıcık daha su ekleyeyim. Ve çırpma işlemine devam edeyim. İçerisine su, limon suyu ve benzeri ekledikçe rengini birazcık açarsınız. Lezzetini birazcık dengelersiniz. Diğer malzemeleri ekledikçe rengini birazcık daha koyulaştırırsınız. Mümkün olduğu kadar, elimden geldiği kadar pürüzsüz kıvam burada en çok aradığım. Şimdi bunu böyle muhafaza edeceğim. Servis edeceğim dakikaya kadar böyle muhafaza edeceğim bunun içerisinde. En son bir tur daha dırtlarım. Ondan sonra da direkt olarak servis ederim. Bu arkadaşın işi neredeyse tamam çünkü. Şimdi pastırma. 3 tane pastırmayı, 2 ya da 3 tane pastırmayı şöyle ince ince doğrayarak işe başlıyorum. Tavam ısındı. Alıyorum pastırmaları ve sıcak olan tavanın içerisine atıyorum. Hemen döneyim. Buradaki hoppa humusa şöyle güzel bir tabağım var. Bir tane de çorba kaşığı alayım. Bak kıvam müthiş. Hiç ekstradan çekmeye gerek yok. Hala ağzı kapalı vaziyette. Bunu muhafaza ettiğim için ne kurudu, ne oldu, ne hiçbir şey olmadı. Gayet güzel kıvamda. Dikkatli vaziyette servis yapacağım tabağın tam ortasına koyuyorum. Hiç kenarlara doğru koymaya çalışmıyorum. Yekününü ortasına koyuyorum. Yani ne varsa elimde malzeme olarak hepsi tabağın ortasında. Şöyle. İyice sıyırdım. Tabağın ortasında. Şimdi mevcut kaşığı kullanarak şu ortada bir boşluk açıyorum ve kenarlara doğru bu arkadaşı bak güzelce yayıyorum. Kenarda hafif bir duvar oluşturacağım. Ortada da hafif bir boşluk. Çevire çevire. Buradaki pastırmalar birazcık böyle kendi hallerinde döndü. Fakat benim pastırmam çok yağlı değil. O yüzden bunu birazcık daha parlatmak, birazcık daha soğuduğu zaman çıtırlaştırmak adına azıcık bir tereyağı atacağım içerisine. Tereyağıyla beraber şöyle bir canlandıracağım bunu. Nefis. Sonra da bunu alıp tam ortasına pastırmalı. Bu sefer sunum için bu yani. Bunun hiçbir şey ekstra özelliği yok. 3 tane pastırmayı dilim olarak koyuyorum. Sonra süslemeye devam edeceğim. Elimde birazcık nohut var. Şu nohutları da şöyle içerisine gezdiriyorum. ...15-20 tane nohut. Gayet güzel. Servis ederken kesinlikle ve kesinlikle şöyle göbeğine zeytinyağı gezdireceksiniz. Bak şu görüntünün güzelliği.
insanın aklını başından alır. Olay tamamen bundan ibaret. Pastırmalarınıza gerekli özeni gösterin. Her iki tarafını da güzelce pişirin ve iyice çıtırlaştırın. Tavadan tablamın üstüne alayım. Birazcık soğutacağım. O zaman sertleşecektir bu. Kenarlarında kullanmayı düşünüyorum bunları. Şöyle. Maydanozu kesmeyeceğim, biçmeyeceğim, dilimlemeyeceğim. Sadece şöyle birkaç tane alıp bu şekilde üstüne bırakacağım bu arkadaşımın. Şöyle. Ortaya. Bu toz kırmızı biberi şöyle hafif bir kenarına gezdiriyorum. Bir tane pastırma için yer bıraktım. Bir de bu parçaya gezdiriyorum. Bir tane pastırma için bir yer bıraktım. Bir de bu parçaya gezdiriyorum. İşte 3 tane dikeceğim pastırmaların aralarına bu kırmızı biberimi, toz kırmızı biberimi serptim. Pastırma beklerken sertleşti. Onları da şu şekilde bunun ortalarına saplıyorum ve size iftar sofrası için gerçekten bir başyapıt.